Dombaba'nın türbesinden çıkıp Alaaddin'in merkezine geliyorsunuz. Alaaddin'in merkezinde birisine sorsanız zaten Taşkın Dede'ye giden yolun, yani aslında yolun adı da Taşkın Dede Caddesi. Direkt bulup Taşkın Dede Caddesi'ne girdiğiniz zaman direkt bu mekana geliyorsunuz. Burası birkaç yıl önce birçok hayırseverin yardımıyla toplanan paralar sayesinde yapılan bir mekan. Taşkın Dede'ye ithaf edilmiş ve tamamen restore edilmiş mezarı da. Hemen arkamda gördüğünüz yer Taşkın Dede'nin metun bulunma bulunduğu yer. Şimdi buraya gidelim. Taşkın Dede'yi ya da diğer adıyla Alaaddin Dede'yi dualarımıza buluşturduk. Alaaddin kasabasını kurulmasının asıl amacı Hırka, Konya ve Bağdat arasındaki tarihi İpek yolunun güvenlik önlemlerinden birisiydi, güvenlik şehriydi. Alaaddin kasabasının ismi de zamanla Alaaddin, Alaaddin ya da Alaaddin olarak biliniyordu. Zamanımıza kadar Alaaddin olarak gelmiş. Türbeyi görüyorsunuz, yatırı Denizli'deki yatırların en büyüklerinden birisi. Belki yerinin tam olarak bilinmemesinden ya da gerçekten atalarımız belki de çok iyi adamlardı. Size biraz da türbenin içinden bahsedeyim. Türbe Donbaba ya da diğer adıyla Donababa olan bir zat-ı muhterem şehit askerin türbesiyle aynı dönemde yapılmış. Yine Alaaddin Belediye Başkanı Ramazan Bey tarafından ve diğer Alaaddinli hayırseverler tarafından yapılmış. Burada pencere sayısı Donababa'ya göre daha az ve pencere tarzı birazcık daha farklı. Belki aşağı yukarı aynı. Burada sadece küçük bir tahtayla yapılmış eski tarzda kilitleri var. Pencere sayısı da çok az. Kapatalım. Burada türbenin kabrini görüyorsunuz. Kabir gerçekten büyük. Nereden baksanız bir 5,5 metre falan aşağı yukarı türbenin uzunluğu. İşte biraz önce dediğim gibi ya mezarının nerede olduğunu tam olarak bilemedikleri için ya da gerçekten atalarımız çok iyi adamlardı. Türbenin mimarisine bakacak olursak zaten Donababa'nın türbesiyle aşağı yukarı aynı mimaride gene bir büyük kubbe, Anadolu Selçuklular tarzında yapılmış. Duvarlarda bir şeyler koymak, bir şeyler yakmak için nişlerimiz var. Pencere sayısı olarak toplam 5 pencere bir de kapımız var. Buraya gelen ziyaretçiler seccadeler bırakmışlar. Bayraklarımız var ve hala hediyeleri devam ediyor. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz.